külli ve cüz'i tanımlamıştık hatırlarsanız. Artık cüz'i bir tarafa bırakıyoruz. Külli'nin kısımları üzerinden devam ediyoruz. Külli iki kısma ayrılır arkadaşlar. Ya zatidir ya da arazidir. Şimdi zati ve arazi tanımlayalım. Zati ve arazi ne demektir? Tümel. Külli. Yani tümel birçok şeyin o anlamda ortaklığına mani bir durumun bulunmadığı lafız. Tikel ise o lafızla kastedilen anlamda ortaklığa mani bir durumun bulunduğu lafız. Tikel lafızı hocam bir örnek verir misiniz? Jüpiter. Jüpiter doğru. Jüpiter gezegen olmaz. Şimdi oldu mu? Gezegen, Merkür, Jüpiter falan. Ha, tümele. Tamam o zaman olur. Jüpiter bu anahtar lafız. Bu diz lafzı. Bu masa, bu insan, bu gezegen, buluk tikelin temel vasfı. Dizness, haziyet. Bu'yu eklediğinizde o şey tikel olur. Yani işaret edip gösterebildiğiniz her şey. Evet, biraz zayıf kalmış tümel, tikel meselesi. Epey de anlattım halbuki ya, geçen hafta ya. Zati meselesine gelelim. Zati ne demek? Zati arkadaşlar, bir şeyin mahiyetine, yani hakikatine, dahil olan özellik. Arazi ise bir şeyin hakikatine ya da mahiyetine dahil olmayan özellik. İnsan için örnek, insan için düşünme özelliği. Araziye örnek, insan için tırnakları düz olma. Saçı bulunma, gülme vesaire gibi özellikler. Zati arkadaşlar bir şeyin zatından kaynaklanan demek diyelim. Arazi ise zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Arız olmak demek bir şey mesela efendim. Bir hastalık arız oldu bedenime dediğimizde artık böyle kullanmıyoruz ama işte Peyami Safa'nın falan romanlarında görürsünüz. Yani hariçten yani dıştan bir efendime söyleyeyim özelliğin bize arız olması. Arazi olan bizim zatımızdan kaynaklanmayan özelliklerdir. İlişme anlamında. İlişme evet. Arazi'nin modern Türkçesi arkadaşlar ilinek. İlinek. Zatinin ise özsel. Özsel. Cins ve tür neden zatiye dahil? Yani fasl burada. Şimdi bakalım onlara. Zati özellikler arkadaşlar üç kısma ayrılır. Cins, fasıl ve tür. Arazi özellikler ise iki kısma ayrılır. Hassa ya da lazım. Aras. Beşincisi ise genel aras ya da arazı am Arapçasıyla. Şimdi bunların ne demek olduğuna bakalım. Zati ve arazi öyle zannediyorum anlaşıldı değil mi? Zati ve arazi arkadaşlar klasik mantığın en önemli ayrımıdır. Klasik bilgi teorisinin de en önemli ayrımıdır. Klasik felsefenin en önemli ayrımıdır. Bu ayrımı kaldırırsanız İbn Sina felsefesi gümler, Aristoteles felsefesi gümler, ortadan kalkar yani.
modern dönemde 16. 17. yüzyılla birlikte Galile'den itibaren efendime söyleyeyim Galile, efendime söyleyeyim Newton, Descartes, Locke, Hume'la birlikte en fazla saldırılan alanı, saldırıya uğrayan alanı klasik felsefenin zati ve arazi ayrımıdır. Çünkü zati ve arazi ayrımı neyi iktiza eder? Bir evvela hakikati iktiza eder, bir mahiyeti iktiza eder. Zati özelliklerin bulunmadığını söylemek bir şeyde esasında o şeyin özünün bulunmadığını ya da o şeyin bir mahiyetinin ve hakikatinin bizim düşünen bir zihinden bağımsız bir şekilde kendinde hakikatin bulunmadığını söylemek anlamına gelir. Kant esas itibariyle neyin bilinemeyeceğini söylemişti? Kendinde şeyin, yani nümenin. Neydi Almancasıyla hocam? Evet. Bilinmeyeceğini söylemişti. Dolayısıyla klasik felsefe, bakınız iddiası ne? Mahiyet olarak kendinde şeyi bilmek, bildiğini iddia ediyor gibi. Yani hakikati bildiğini iddia. Zaten felsefenin tanımı neydi? Marifetu hakaikil eşyai. Yani eşyanın hakikatlerini bilmek. Dolayısıyla bu ayrım sadece zati ve arazi ayrımının dönüşümü üzerinden bütün bir felsefe tarihindeki en temel dönüşümü takip edebilirsiniz. Modern dönemde zati özelliklerin tamamı arazi özelliklere dönüştürülerek bilmek esas itibariyle bu arazi özellikleri bilmek olarak tanımlanıyor. Uzun bir hikaye orası artık, yani oraya girmeyeceğim. Bu ayrımın, zati arazi ayrımının ortadan kalkmasının arkadaşlar sadece epistemolojik sonuçları yok. Yani bilgi felsefesiyle ilgili sonuçları yok. Ahlak felsefesiyle, siyaset felsefesiyle, efendim insan anlayışıyla, kozmolojiyle ilgili çok güçlü sorunlar, neticeler barındırıyor. Yani diyelim ki siz A şahsını falanca davranışından dolayı kınayacaksınız, değil mi? Esas itibariyle bu kınamanın anlamlı olabilmesi sizin o özellikle ilgili o şahsın tutumunun temelde kendi özüyle ilişkisini kurduğunuzda mümkün. Yani siz şu saati ne zaman haklı bir biçimde kınayabilirsiniz? Yani şu saatin kordonu kopsa bu saati kötü bir saatsin diyebilir misiniz bu saate? Yani ya da ben bu saati daha önce de örnek verdim, değil mi? Yani ya da efendime söyleyeyim burası birinin altından olsa şu şeyin bir saatin buna işte bu mükemmel bir saat ama bu kötü bir saat demezsiniz. Bu saat ne zaman kınanmaya layık hale gelir? Vakti doğru göstermediği zaman. Ve vakti doğru göstermediği zaman biz bu saati kınadığımızda bu saat da ne yapar? Utanır. Yani beni niye kınıyorsun demez. Vakti doğru göstermek üzere çabalar, mazeret ifade eder falan. Bugün arkadaşlar kaybedilen şey esas itibariyle saati saat yapan özellikler işte zati özelliklerdir. Saati saat yapmayan diğer özellikler arazi özelliklerdir. İnsanla ilgili insanı insan yapan özelliklerin neler olduğu hususunda ortak bir efendime söyleyeyim anlayışa sahip değiliz. Hemen neredeyse insanın sahip olduğu tüm özellikler insanın tanımına dahil edilmiş durumda. Yani yakışıklı olması, saçının olması, boyunun şöyle olması, arabasının olması, evinin olması. Yani tüm özellikler tanımlayıcı. Hangi özellikler daha önemli, hangi özellikler daha az önemli bunu bilmiyoruz. Bunu ancak insanlar neye göre karar veriyorlar? Yani hangi özelliklerin kendilerinin için daha önemli olduğuna? Arzularına göre karar veriyorlar. Hoşlanıp hoşlanmama durumuna göre karar veriyorlar. Yani şu saat diyemez ki ben klasik teoriye göre artık vakti doğru göstermekten hoşlanmıyorum. Şu kordonuma bir Swarovski çekin de rahat gezeyim diyemez yani. Böyle dendiğinde biz bunu çöpe atarız. Bu saat olmaktan çıkar, alınıp satılmaya layık bir metaya dönüşür. İnsanla ilgili bugün esas itibariyle klasik ahlak felsefesinde erdemler ve erdemsizlikler neye göre belirlenir? Saatin erdemi nasıl vakti doğru göstermekse, insanın erdemi de kendi tanımı olan düşünen canlı hakikatini ya da efendim sufilere göre ubudiyet, kulluğu, kullukla ilgili özellikleri tekmil etmek, yetkinleştirmekte ortaya çıkar. Ve insanlar hakikatleriyle ilgili, kendi özleriyle ilgili
lazım gelen gayeden uzaklaştıkları ya da özlerini ifna eden, ortadan kaldıran, özleriyle çelişen davranışlarda bulundukları zaman onlara verilecek en büyük ceza kınamaktır. Ve bir toplumda kınama ancak böyle bir öz fikrinin bulunduğu yerde mümkün olabilir. Eski toplumlarda en büyük cezalardan birisi utandırma cezasıdır. İşte geçen bir, hatta İslam toplumunda değil, hani klasik toplumlarda böyledir. Bir Balkan şehrine gittim. Şeyde, meydanda bir taş gördüm böyle üçgen şeklinde. Şey yazıyordu, utanma taşı diye. Meğer orada işte yüz kızartıcı fiiller yapan insanlara verilen ceza zindana atmak falan filan değil, bu taşa bağlayıp suçunu boynuna asmak. İnsanların her gelip geçtiğinde yazık, utanmadın mı bunu yapmaya demesi o adam için ceza olarak yetiyor. Ama bugün biz, hani bunu mümkün kılan şey ne ama? Toplum, ama o adam da utanıyor. Hani zaten saklanıyor falan filan. Ama bugün siz dışarıya çıkın, kimseyi utandıramazsınız. Birine utan dendiğinde alacağınız cevap, asıl sen utanmalısın, ne biçim konuşuyorsun benimle? Yani utanmak ne demek yani? Veya birini kınadığınızda asıl kınanmaya layık hale gelen siz olursunuz. Bir toplumun ortak bir ahlaki koda sahip olup olmadığı kınama, utanma ve pişmanlık unsurlarının, pişmanlık yani hususlarının, bilmem neyse falan, duygusunun geçerli ve ortak bir biçimde yaşanıp yaşanmadığıyla ilişkili. Yani onu demek istiyorum. Yani zati arazi ayrımı epistemolojik bir ayrım değil sadece. Bizati insanın kendi kemali, doğa ile ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi etrafında önemli bir mesele. Çok konuşulur daha buranın üzerine de burada son verip şuraya geçelim. Cins ne demek arkadaşlar? Daha kolay bir biçimde anlatmak için burayı size forfiri ağacını çizeyim. Forfiri arkadaşlar, daha önce anlatmıştım, Heysevgi kitabının yazarı. Cevher arkadaşlar İki ayrıdır. Cisim olan cevherler, cisim olmayan cevherler. Yani cismani cevherler, gayri cismani cevherler. Cisim olan cevherler arkadaşlar, bir fasılla, fasıllarla bölünürler cisim olan cevherler. Buraya faslı yazayım. Cevher neyin altında? Cevher hiçbir şeyin altında değil. En üst cins cevher. Evet, şimdi forfiri ağacını çiziyorum. Cinsi, faslı, türü oradan anlatacağım. Sonra tanımlarını vereceğim. Cismin altında arkadaşlar neler var? Cismin altında aslında şu var arkadaşlar. İnorganik cisimler, organik cisimler. Eskiler buna arkadaşlar gayrınami, buna ise nami, cismi nami adını veriyorlardı. Nümuv arkadaşlar büyümek demek. Büyümek, nümuv. İnorganik cisimler, gayrınami cisimler veya inorganik cisimler ayrıca ne olarak adlandırılır? Cemadat. Cemadat ne demektir? Donmuş olan demek, değil mi? Donmuş olan cemadat, yani taşlar, madenler, el-me'adin, madenler büyüme özelliğine sahip değildir. Nümuv özelliğine sahip değildir. Ama madenler dışında kalan bitkiler ve canlılar nümuv özelliğine sahiptir. Şimdi burada şuna efendime söyleyeyim. Burada yeni bir ayrım yapacağız.
Organik cisimler de arkadaşlar kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Bitkiler ve hayvan. Bitki ve hayvan diyelim ki. Bitki ve hayvan. Organik cisimlere beslenme, büyüme zaten vardı burada. Beslenme, büyüme, üreme özelliklerini ilave ettiğinizde bitki ortaya çıkar. Bunun yanı sıra beslenme, büyüme ve üremenin yanı sıra irade ile hareket ve duyu. Bunu eklediğinizde hayvan ortaya çıkar. Sonra hayvan arkadaşlar kendi içerisinde kısımlara ayrılır. Diyelim ki hayvana düşünen özelliğini ilave ettiğinizde ne ortaya çıkar? İnsan ortaya çıkar. Şimdi bu fasıllar gerçek fasıllar değil, öylesine yazıyorum. Kişneyen özelliğini ilave ettiğinizde ne ortaya çıkar? At ortaya çıkar. Diyelim ki anıran özelliğini eklediğinizde eşek. İşte falan filan. Diğer hayvanlar ortaya çıkar. İnsan arkadaşlar, insanın altında ise neler bulunur? Sayısız artık İbrahim, Ali, Veli ya da bu insan, şu insan, o insan gibi tikeller bulunur. Şimdi burada cinsleri, türleri ve fasılları gösterelim. Cins. Lafzun mekulun lafzun yukalu ala kefirine muhtelifine bil hakaiki, yani böyle tanımlanıyor. Hakikatleri bakımından veya öyle daha düz söyleyelim. Farklı hakikatlere sahip. Farklı hakikatlere sahip bir çokluğa söylenen tümel lafız. Şimdi farklı hakikatlerle neyi kastediyoruz arkadaşlar? Bir şuradan yukarıdan bakalım. Cisim. Biz madenlere cisim diyoruz, değil mi? Aynı zamanda hayvana ve bitkiye de cisim diyoruz. Değil mi? Siz taş ile kaplumbağanın, kaplumbağa ile balığın, balıkla papatyanın aynı hakikate sahip olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemeyiz, değil mi? Bunlar farklı hakikatler. Hakikatle neyi kastediyoruz? Böyle metafizik bir şey değil. Yani bizim hakikatimiz insan olmak. Yani kaplumbağa olmak, insan olmak, balık olmak, balığın hakikati. Yani balığı ne ise o yapan özellik onun hakikatidir. Bunu kastediyoruz. Öz yani, evet. Demek ki o zaman cisim nedir arkadaşlar? Biz, ben, cisim cins midir dediğimde siz neye bakacaksınız? Cisim farklı hakikatlere söyleniyor mu, söylenmiyor mu, ona bakacaksınız. Söyleniyor muymuş? Söyleniyormuş. Şu halde cisim cinsmiş. Peki cevher cins midir? Cinstir. Çünkü hem cisimlere söylenir hem de cisim olmayan, diyelim ki efendime söyleyeyim meleklere, efendime söyleyeyim zihnimizdeki efendim kendinde mahiyetlere, tanım itibariyle yüklenebilen bir özelliğe sahiptir. Melekler, cinler, şeytanlar, yani dini tabirle onlar da birer cevherdir. Demek ki o zaman cevher de cins, değil mi? Ondan sonra, peki hayvan bir cins midir? Cinstir, değil mi? Çünkü kendi altında insan, at, eşek falan milyarlarca, milyonlarca canlı türü bulunur. Peki, tür nedir? Ona bakalım. Aynı hakikate sahip birçokluğa
o nedir sorusunun cevabında söylenen tümel lafız. Bunu da farklı hakikatlere sahip birçokluğa o nedir sorusunun cevabında söylenen, bunu da oraya, araya, şuraya ekleyebilirsiniz. Şimdi burada bana bir tür gösterebilir misiniz? Evet. İnsan niçin türdür? Aynı hakikatlere, yani cüzleri aynı hakikatlere sahip. Cüz'ileri, cüz değil, cüz'ileri. Bakınız arkadaşlar, külli ve cüz'i ayrımının bütün parça ayrımıyla, tekil çoğul ayrımıyla, efendime söyleyeyim, özel genel ayrımıyla hiçbir ilişkisi yok. Yani bir kere bunu muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa mantığı öğrenemezsiniz. Bunlarla hiçbir ilişkisi yok. Onları bu hafta anlatacağım demiştim ama anlatmıyorum. Sadece söylemiş oldum. Buna vakit kalmadı. Çünkü insan türdür. Çünkü cüzleri değil. Cüzleri olsa ne olur biliyor musun? Sen ölsen canlılıktan bir şey eksilir. İnsanlıktan bir şey eksilir ama sen ölünce insanlıktan hiçbir şey eksilmiyor. Ben ölünce bir şey eksilmiyor. Ama külli bütün olsa, bir bütünün parçası koptuğunda ne oluyor? Bütün eksiliyor. O yüzden bunlar cüz'ü değil onun. Cüz'isi, tikeli. Tekil de değil. Tekil ne demek? Tekil müfret lafız demek. Mesela insan tekil bir lafız mı? Tekil bir lafız değil mi? Peki tümel mi? Peki tikel mi? Değil. Bakınız değil mi? Tekil ile tikel arasında da böyle bir fark var. İnsanlar çoğul bir lafız değil mi? Ama tümel mi? Değil tümel. Yani tümellikle alakası yok tekil ve çoğulun. Başka genel, özel, onunla da alakası yok. Çünkü bu buna göre genel, o ona göre özel olabilir. Evet, insan burada türdür. Çünkü tikelleri hep aynı hakikate sahiptir. İnsanın altında farklı hakikate sahip iki ayrı yeni tür bulunmaz. Kadın ve erkek insan için birer yeni tür değildir. Nedir? Kısımdır. Kısımdır. Tür de bu demek. Şimdi tür de cinslere de şöyle bir şey yapalım. Bakalım. Canlı arkadaşlar insan at ve eşeğin neyidir? Neyidir hocam canlı? Bakalım soruyorsun. Evet. Hocam ben bir şey düşünmeye başlamıştım kendi kendime de. Şimdi sen derste ha söyle. İnsan dediğinizde şey diyoruz ya, ama insan türleri de var mesela, Neandertal insan. Tabii şu an yaşamıyor da. Yok, bu teoride yok o. Bu o evrim teorisinde zaten bu şema direkt çöpe atılıyor. Evrim teorisi bu şemayı çöpe atıyor. Yeni bir biyolojide tasdif, türle tanımladığı şey başka onun. Türler burada, efendime söyleyeyim, türsel özellik azalıp çoğalmaz. Zaman içerisinde değişmez. Tikelleri ortadan kalktığında ortadan kalkmaz. Öz yani hiçbir şekilde değişmez burada. Dolayısıyla Hazreti Adem ne kadar insansa ben de o kadar insanım. Şeyi de kabul etmiyor yani, homo erectus. Yok, onlar yok burada. O yeni, o 19. yüzyılda efendime söyleyeyim ortaya çıkmış evrim teorisiyle ilişkili. Ben klasik mantık anlatıyorum burada. Bu mantık teorisinde o yok. Efendim, insan, at ve eşek yin hayvan neydir? Cinsidir daha yani, cinsi. Peki hayvan organik cismin neyidir? Türüdür. Ha, demek ki bir cins bazen hem tür hem cins olabilir. Şu halde biz cinsi ve türü ikiye ayıracağız. Cinsi âli diyorlar. Cinsi âli. Yani en üst cins. Bir de orta cinsler. Orta cins. Cinsi mutavassıt. Tür de ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Göreli
tür, yani nev'i izafi, bir de alt tür, en alt tür. O da nev'i safil. Çok kolay bu arkadaşlar. Nev'i safil kendisi altında başka bir türün bulunmadığı. Türe nev-i safil diyoruz. Yani nihai tür. Kendisi altında artık tikeller var. Türler değil. Bu nev-i safil. Bir türün, bir tür, bir daha doğrusu tümel lafı, bir tümel, kendisi altındaki, kendisinin altındakilere nispetle cins, üstündekilere göre nispetle tür ise o nedir arkadaşlar? Göreli türdür. Bir göreli tür aynı zamanda orta cinstir. Yani orta cins demek en üst cins, cins-i âli bir tanedir, cevher. Cevherin üstünde başka bir cins mevcut değil. Başka bir cins daha mevcut olsaydı cevher ne olurdu? Cevher de cins-i mutavassıt olurdu. Yani orta cins olurdu çünkü yanında bir tane daha, efendime söyleyeyim, cins olurdu. Kendisi üstündeki cinsin türü olurdu. Anlaşıldı mı burası? Alttakiler tür, hani yukarıdakiler nispetli, yukarıdakiler nispetli. Bu kadar. Evet. Alttakiler yukarıdakine nispetle tür, yukarıdakiler alttakine nispetle cins. Ama şayet bir şeyin altında tür değil de artık tikeller bulunuyorsa o nihai türdür, göreli değildir. Fasla bakalım. Fasıl arkadaşlar, bir şeyi cinste ortak olduğu diğer türlerden zatında ayırt eden özellik veya tümel lafız, tümel özellik. Okuyorum. Bir şeyi cinste ortak olduğu diğer türlerden zatında ayırt eden, temyiz eden tümel özellik. Şimdi insan, at ve eşek hangi cinste ortaklar? Hayvan cinsi altında ortaklar. Hayvan cinsinde ortaklar. Bu İnsanı insan, atı at yapan özellik, yani insanı hayvan cinsinde ortak olduğu diğer canlılardan ayırt eden özellik onun neyi oluyor? Faslı oluyor. Fasl ne demek zaten? Ayıran demek. Gavurcası differentia, Türkçe mantık kitaplarında ayrım olarak geçiyor. Ama özsel ayrım, zati ayrım. Fasıl, insanın faslı neydi? Düşünen. Yukarıda bakın mesela, efendim, hayvan ve bitki, hayvan efendim organik cisimler cinsin cisim olma bakımından bitkiyle ortak değil mi? Cinste ortak olduğu bitkiden hayvanı ayırt eden şey hayvanın faslı, bitkiyi hayvandan ayırt eden bitkinin faslı. Fasıl da ikiye ayrılır arkadaşlar. Neyse bu faslın kaça ayrıldığını sonra söyleyeyim bu bakımdan. Şimdi değil. Şimdi insan için ne diyoruz? Düşünen insan için arkadaşlar. Tür nedir? Düşünen canlı. Düşünen nedir? Fasıl. Canlı cins. Ha, demek ki tür dediğimiz şey neden oluşuyormuş? Fasıl artı cinsten oluşuyormuş. Neden çok yukarı çıktık? Neden hayvan demiyoruz mesela? Yani, hayvan da diyebiliriz. Cins olduğu önemli değil mi? Sıradaki her şey olabilir mi? Anlamadım. Yani, niye oraya çıktık? Çünkü cinsi mütevassıtı, efendim nevi safili, nevi izafi,
öğrenmek için çıktık yukarıya. Şimdi ayrıca anlatacağım tanım teorisinde bizim yukarımızdaki, üstümüzdeki tüm cinsler bizim cinsimiz aslında. Yine efendime söyleyeyim, bizim üstümüzde bulunan tüm cinslerin fasılları da bizim faslımız oluyor. Onu göstermek için yukarıya çıktık. Onu anlatacağım şimdi size. Bunlar bizim zati özelliklerimiz. Şu düşünen canlı arkadaşlar, düşünen canlı dediğimiz şey esasında nedir? Bizim mahiyetimiz, değil mi? Fasıl mahiyete dahil mi? Dahil. Şu halde zati. Cins mahiyete dahil mi? Dahil. Şu halde zati. Zaten bir mahiyet neyle kurulur? Fasıl ve cinsle kurulur. Tür, mahiyetin kendisi. O yüzden zati. Bazıları diyorlar ki şayet zati mahiyete dahil olan şeklinde tanımlarsak tür zati olmaz. Çünkü tür zatın kendisi. Bir şey kendi kendisine nasıl dahil olabilir? Bu yüzden bazıları bu tanımı revize edip diyorlar ki bir şeyin mahiyetine dahil olan demeyelim de zati için bir şeyin mahiyetinin dışında olmayan diyelim. Zatının dışında olmayan. Ma la yahrucu an zatihi. Ma yedhulu değil de bu da ince bir ayrım. Bunlar demek ki zati özellikler. Niçin zatiler? Çünkü düşünen canlı zata dahiller. Arazi özellikler neydi arkadaşlar? Hassa ve genel araz. Hassa nedir arkadaşlar? Hassa tek bir türe özgü araz. Tamam mı? Genel araz ise birçok türe yani hakikate özgü araz. Mesela tek bir türe özgü araza ne örnek verebiliriz? Gülme özelliğini, değil mi? Gülme özelliği sadece insana özgü görülüyor. Başka canlılarda veya bitkilerde, madenlerde gülme özelliği yok. Ama bizim mahiyetimize de dahil değil gülme özelliği. Yani insanın mahiyeti, hakikati nedir dediğimizde gülen insan şeklinde tanımlamıyoruz. Birçok türe, hakikate özgü araz. Yani tek değil de birçok. O ne mesela? İşte yazdım. Efendim? Yok. Nefes almak aslında zati bir özellik. Yani o ta yukarıda canlının özelliği. Müteneffis olmak. Ya dedik ya işte saçı olmak, gözünün rengi, efendime söyleyeyim, boyu, efendim düz yürümesi, müstakimul kame olması yani falan. Düşünen ve canlı olmak dışındaki özellikleri insanın arazi özellikler. Yani o özelliği dışta bıraktığınızda hala insanı insan olarak tasavvur edebiliyorsanız onlar arazi özellikler. Allah korusun kolum koptuğunda ben hala insanım, değil mi? Yani saçım işte dökülüyor, tamamen döküldüğünde hala insanım. Ne bileyim bir sürü özelliğim falan kaybolduğunda hala insan olmaya ben devam ederim. İşte benim bu özelliklerim kaybolduğunda beni insan olarak tasavvur etmeye devam ediyorsanız o özellikler arazi özellikler. Şayet bu özellikler tüm canlılara ve bitkilere özgü ve benimle ortaksa genel arazi özellikler, sadece bana özgü ise hassadır. Bu hassa ile ilgili niçin hassa tek bir türe özgü? Çünkü hassa olan özellik arkadaşlar fasla dayanır. Buna aynı zamanda arazı lazım da deriz biz. Yani lazım araz. Bu araz insana insanın zatının bir gereği olarak ortaya çıkar. Zati bir arazdır. Çünkü gülmek demek bizim herhangi bir komik durumla ilgili seri farkında olmadığımız bir düşünme ameliyesi gerçekleştirmemiz demek.
gülmek. Yani burada komik bir durum var. Hükmüne varma neticesinde biz gülüyoruz. O yüzden bazısı orada komik bir durumun olduğunu anlamadığı için herkesten sonra gülüyor, değil mi? Düşünmeye bağlı bir şey, gülme yani. Veya ağlamak. Yani adama ağlaması için adamın orada hakikaten keder verici bir durumun bulunduğunu idrak etmesi gerekiyor. Gülme ve ağlama özelliği düşünme özelliğine bağlı olduğu için arazı lazım veya zati araz ya da hassa tek bir türe özgü hale geliyor. Biz burada da gülme özelliği derken hassa olarak bil fiil gülmeyi kastetmiyoruz. Bil kuvve gülme kabiliyetine sahip olmayı kastediyoruz. İnsan komaya girdiği zaman bitkisel hayat. Evet. Bununla bağlantılı. Tabii bu teoriler niçin önemli arkadaşlar? Sadece mantık teorileri değil bunlar. Aynı zamanda arkalarında zati arazi ayrımında olduğu gibi bir metafizik barındırıyorlar, değil mi? Bir mahiyet fikri, bir kemal fikri vesaire barındırıyorlar. Diyelim ki insanı şayet dediğim gibi düşünme özelliğini, mantık bir kez şunu demez. Yani insanı tanımlayıcı özelliği düşünendir. Bu mantık demez. Bunu metafizik veya psikoloji söyler klasik bilimlerde. Böyle olduğunda diyelim ki ötenazi meselesi, kürtaj meselesi, gay evlilikleri, efendim insan hakları, doğal hukuk bunların tamamı esasında neyle ilgili? İnsanı nasıl tanımladığınızla ilgili meseleler. Bugün esas itibariyle insana ilişkin ortak bir tanımdan yoksun olduğumuz için ahlakla ilgili temel meseleler ve sorular sorun haline gelen şeyler hemen bunlar olmaya başlamıştır. Diyelim ki bitkisel hayata girmiş birinin işte efendime söyleyeyim ona hayat bağlayan o makinenin durdurulup durdurulmaması yönündeki karar neticede sadece etik değil aynı zamanda metafizik bir meseledir. Mesela filozoflar da aynı zamanda ötenazi için de aynı şey geçerli. Diğer meseleler için de aynı şey geçerli. Yani insan düşünmediği zaman insanlıktan çıkıyor mu? Çok hayvanlar da ağlıyor. Efendim? Hayvanlar da ağlıyor. Kim dedi onu? Ben biliyorum. Hayvanların nerede ağladığını gördün sen? Hocam köpekler falan mesela sahilde uçurduğu zaman veyahut da yavrusu falan öldüğü zaman ağlıyorlar. Ya bu teoriye göre ağlamıyorlar. Yani bana göre de ağlamıyorlar da. Yani acı çekiyorlar ama. Yani hayvanlarda şöyle diyeyim, bakınız gene konu dağılacak da ben her anlattığımda mutlaka buna benzer. Ya ağlıyor diyor, bazı gülüyor, bazı da düşünüyor diyor. Yani hocam geçen diyor bir işte internette resim gördüm, şöyle bakıyordu işte falan maymun. Yani burada mesele şu, hayvanlarda sadece dış duyular yok. Biz hayvan dediğimizde zannediyor ki arkadaşlar ben sadece dış duyulara sahip varlıkları kastediyorum. Yani dokunma, koklama, işitme, efendime söyleyeyim tatma ve bilmem görme özelliğine sahip varlıkları kastediyorum. Hayır. Hayvanlarda el-havas el-zahira dediğimiz bu 5 dış duyunun yanı sıra 4 tane de el-havas el-batına dediğimiz iç duyu var. Nedir bunlar? Ortak duyu, hayal, hafıza ve vehim. Bunlar çok güçlü duygular, duyular. Yani hayvanlar diyelim ki biz de esasında bazı insanlar da sadece düşünme kabiliyetini çalıştırmadan bu 4 iç duyuyla yaşıyor. Olaylara bu 4 iç duyuyla tepki veriyor. Hayatını böyle idame ettiriyor bazı insanlar. Yani bazı insanlar da yani bu seviyede böyle bir seviyede gündelik muamelelerini yapıyorlar. Yani her şeyle ilişkisi vehim düzeyinde gerçekleşiyor. Vehim düzeyi ne demek? Vehim düzeyinde idrak sadece tikeller arası ilişkileri idrak etmek demek. Hadiseler arası ilişkileri idrak etmek, tümel seviyede düşünememek demek. Yani elbette ki bir kurt, bir efendim koyun bir kurtla karşılaştığında o kurdun kurtla ilgili her 4 seviyede belirli idrakler elde ediyor. Diyelim kurt kendisine saldırdığında korkuyorsa o kurt resmine, tikel resmine zihninde neyi iliştiriyor? Kaçınmayı iliştiriyor. Nerede görse o kurt resmini kaçıyor mesela. Kurdu görse kaçıyor. Ama kurdu değil, kurt resmini gördüğünde de kaçıyor mesela hayvan.
Yani ne yapıyor? Tümelleştirip kurdun hakikatinin ne olduğunu bilmiyor. Yani tümel bir soruşturmaya girişemez hayvan. Ancak tikeller arasında ilişki. Kargalar çok zeki. Kargalar zeka zaten. Tikeller arasında güçlü ilişki kurdun mu zeki olabilirsin. Sıkıntı yok. Ama zeka başka bir şey. Akıl olmak başka bir şey. Tümel düşünmek. Tümel akıl yürütmelerde bulunmak var. Bazen çok zeki adamlar çok aptal oluyorlar aslında yani. Yani ne yapıyor? Tümel ilişkiler kuramıyor. Bazen adam da çok tümel ilişkiler seviyesinde, üst soyutlama seviyesinde güçlü bir idrak kabiliyetine sahip ama ne yapıyor? Elbisesini giyemiyor adam. Dahileri düşünün yani. Tamam mı? Yani bakkaldan alışveriş yapamıyor, parayı sayamıyor, bilmem ne falan. Yani tikel seviyede o kabiliyetini yitiriyor. Falan. Yani o hayvanın efendime söyleyeyim acı çekmesi biyolojik olarak gözünden yaş gelmesini doğurabilir. Ama arkasındaki idrak tümel bir idrak değil yani. Evet, o iç duyulara. Benim hayvan sadık köpek. Yani o sadakat köpek de efendime söyleyeyim kendisinden fayda elde ettiği tikel şahısla ilgili sürekli yaklaşma hükmünü vermesinden kaynaklanıyor vehmin. Kedi de mesela adam umrunda değil kedinin yani. Şimdi evet, tarif bahsine geçelim. Hocam, son çalışma kedilerin insanları çok iyi anladıklarını ama önemsemediklerini. Ya kedileri öyle, ben kedileri sevmiyorum ya. Yani kedileri uzaktan seviyorum yani. Uzaktan tatlı varlıklar ama bir ilişkiye geçtiğinde hani davranışları çıldırtacak bir psiko şeyleri var yani. Bir ne diyelim, psikomotor özellikleri var yani. Köpekler öyle değil. Diyor ki geçen işte siz de görmüşsünüzdür. Siz bir köpeğe işte bir şey verdiğinizde köpek şöyle düşünür. Bu bana işte şu yiyeceği verdi. Şu halde benim efendim olmalı. Kediye bir yiyecek verdiğinizde o da der ki bu bana efendime söyleyeyim yiyecek getirdi. Şu halde benim hizmetçim olmalı. Tarif ikiye ayrılır arkadaşlar. Had ve resm. Yani tanım ve betim. Bunu şimdi bitirirsek dersiniz ki mantığın tasavvurat bölümünü biz bitirdik. Yani kavramlar mantığı kısmını. Tanım iki kısma ayrılır arkadaşlar. İkiye ayrılır. Bir, tam tanım. Yani haddi tam. İki, eksik tanım. Yani haddi nakıs. Betim de iki kısma ayrılır arkadaşlar. Bir, resmi tam betim. İki, eksik betim. Yani resmi tam, resmi nakıs. Bununla ne kastediyoruz? Şimdi fasıl ve cinsden bahsettik ya. Fasıl ve cins. Şimdi bunlar ikiye ayrılıyor, fasıl ve cins. Fasıl, yakın cins, yakın fasıl ve uzak fasıl. Cins de yakın cins ve uzak cins olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yakın fasıl nedir? İnsan dedik ya, hayvan, kaplumbağa. İnsanı hemen insanın hemen üzerindeki cinsten, insana en yakın olan cinsteki ortaklarından insanı ayırt eden fasıl, yakın fasıl. Hayvanın üzerinde ne vardı? Cisim. Değil mi? Bitki. İnsanı daha uzaktaki cinsteki ortaklardan ayırt eden fasıl o nedir? O da uzak faslı. Yani hayvanın faslı da insanın faslı oluyor. Yani biz iradeyle hareket eden duyu sahibi cisim olmamız bakımından neden ayrılıyoruz? Bitkiden ayrılıyoruz değil mi? Biz aynı zamanda canlıyız.
Cevher, cisim, gayrı cismani. Cismin özellikleri de insanın faslı oluyor. Gayrı cismaniden onu ayırt eden. Anlaşıldı değil mi burası? Yani burası hemen en yakın cinsten ayırt eden özellik yakın fasıl. Uzak cinsten ayırt eden fasıl ise uzak fasıl. Dolayısıyla cinsler de ikiye ayrılmış oluyor. Yakın cins, uzak cinsler. Tamam? Anlaşıldı mı burası? Evet. Bu açıklamaya göre tanım dedik ya, şayet bir tanım arkadaşlar, bir tanım, yakın cins artı yakın fasıldan oluşuyorsa o nedir? Tam tanım. Örnek, yakın cinsi nedir? Yakın fasıl, yakın cins yazayım da daha kolay olsun. Yakın fasıl artı yakın cins. Yakın fasıl düşünen, yakın cins artı canlı eşittir haddi tam. 2. Bir tanım arkadaşlar. Örnek olarak yakın fasıl artı uzak cinsten oluşuyorsa bu nedir? Eksik tanım. Yani canlı yakın cins mi? Evet. Yakın cins. Ya hayvan daha yakın değil mi? Hayvanla canlı aynı burada. Düşünen canlı diyoruz ya. Yani canlı hayvanın tercümesi... Yani şey değil mi? Yani canlının altında bitkiler, hayvanlar... Güzel bir soru. Bu klasik, yani bu... Bitkiler canlı değil. Türkçeden kaynaklanan bir sorun var. Bitkiler... Bitkiler, yani biz canlıyı Türkçede bugün hayvanın karşılığı olarak burada kullanıyoruz. Yani şu müteneffis, teneffüs eden anlamında esasında hayvanlarla bitkileri ortak hale getirebilir. Veya daha doğrusu nümuv özelliği noktasında. Canlıyı biz bugün her, yani bitkiler ve canlılar için ortak kullanıyoruz ama klasik düşüncede canlılık, yani hayeviyet hayvana mahsus. Bitkide nümuv özelliği var. Hayeviyet yok. Yani nümuv büyüme demek yani. Efendim? Yani hayvan diye tabir ediyor ya işte şey. Canlı demek. Yani. Evet, evet. Canlı demek. Ama bugün bizim daha geniş anlamda kullandığımız canlı, nefis sahibi anlamında, canı olan anlamında kullanılıyor. Zaten canlı kelimesinin arkadaşlar eski Türkçe'de karşı canlı diye bir kelime yok. Canı var diye kullanılıyor. Canı var. Canı var diyorlar. Yani canı olan şey. Canavar da oradan geliyor. Geçen bir işte arkadaş fıkıh kitabında okuyormuş. Furu fıkıh kitabında eski şeyini eziyet ediyor birisi falan filan. Kadıya geliyor. O mahkeme kaydına şey diyor. İşte merkep diye tabir olunan canuvara efendimi söyleyeyim azap etmek bilmem ne olur mu falan. Yani canı var diyor orada. Bu biraz zoos, bios ayrımıyla ilgili. Modern dönemde Descartes'in canlılık, canlı olma özelliğini efendim sadece insana mahsus kılmasıyla ilgili biraz. Canı olma, yani nefis sahibi ol. Ona göre insan dışındaki şeylerin canı yok. Mesela bir nefse sahip değiller. O yüzden mesela acı çekmez Descartes'e göre şeyler, hayvanlar. Ya bir makine gibidirler. Mekanik hareket eden maddedirler onlar sadece. Mekanik ilmi onları açıklayabilir. Yani 16. yüzyıl sonra karışıklıkla ilgili bu sorduğun soru biraz. Eksik tanım. Yakın fasıl, yani düşünen cisim dediğinde bu da eksik tanım olur. Bir arkadaşlar, tanımlarla ilgili en temel özellik şu. Tanımlar daima zatilerden oluşur. Zati özelliklerden. Bir tanıma arazi bir özellik girdiği anda o tanım ne olur? Hemen resme dönüşür, betime dönüşür. Özünü vermekten uzaklaşır. Bu yüzden mesela
hassa artı yakın cins olduğu anda o ne olur arkadaşlar? Tam betim olur. Niçin tamdır? Çünkü burada zati bir özellik var içerisinde. Zati bir özelliğe, arazi bir özelliğin eşlik ettiği, efendime söyleyeyim, tarifler tam betimdir. İki, arazlardan yapılan tümüyle. Arazlardan yapılan tarifler ise eksik betimdir. Yani insan yürüyen, işte boyu dik olan, efendime söyleyeyim, gözleri bulunan, şöyle olan, gülen falan bir canlıdır. Hassa olsa bile deseniz varlıktır. O eksik betim olur. Bu arkadaşlar esas itibariyle klasik felsefe şu üç şeyi bir tarafa bırakır. Yani bunlar kesin bilimsel bilgi vermekten uzak olurlar. Daha doğrusu bilimlerde kullanılmazlar. Hakikate ulaşmak derken klasik felsefenin kastettiği şu tam tanımına ulaşmaktır bir şeyi. Tam tanımı bilmek demek bir şeyi, onun tanımını tam olarak idrak etmek anlamına geliyor. Böylece arkadaşlar biz bu derste mantığın tasavvurat bölümünü öğrendik. Tasavvuratın ilkelerini öğrendik ve makasıdını öğrendik. Makasıdı tarifti. Bu tanım meselesi tabii tek başına tanım meselesi için biz bir yıl konuşabiliriz. Yani tanım, tanımlanan ilişkisi, tanımın parçaları arasındaki ilişki, tanımın birliği meselesi, tanım ve tümel ilişkisi falan. Yani ikinci analitikler kitabı, Burhan kitabı, yani İbn Sina'nın esas itibariyle bu tanımın temel özelliklerine yer verir. Buraya kadar var mı bir sorusu olan? Ben şey merak ediyorum. Yani, tümel ilişkileri var. İkili ve çoğul. Yani cüz ve kül ayrımı. İşte özel genel ayrımı. Bunlar çok kısa gelebilir. Tamam. Yani anlatayım. Çizmeme gerek yok. Tümel ve tikel ayrımı arkadaşlar mantıksal bir ayrımdır. Bir anlamın yüklendiği tikellerde nasıl bulunduğuyla ilgili bir ayrımdır esas itibariyle. Yani düşünen anlamı, düşünen lafzını kendisine söylediğimiz tikellerde nasıl bulunur? Bu tümeldir. Nasıl bulunur sorusu da zati ya da arazi şekilde bulunur cevap veriyor. Tümel daima kendisine yüklendiği anlamlarda eşit, tikellerde eşit olarak bulunur. Şimdi bütünle parça arasındaki fark ne? Bütünle parça arasındaki fark şu. Parça bütünü oluşturan bir bileşendir. Ve o bileşen eksildiğinde parça da ne yapar? Eksilir. Parçada bir zayıflama, bir efendime söyleyeyim eksilme meydana gelir. Ama tikeller, şu gördüğümüz somut tikeller, tümeli oluşturan komponentler değildir. Tikeli oluşturan şey, tümeli oluşturan şey anlamın kendisidir. Bu yüzden bir tikel ortadan öldüğünde, bir insan öldüğünde insan anlamında bir eksiklik meydana gelmez. Değil mi? Bütün ve parçadan farkı bu. Tekil ve çoğuldan farkı ne? Tekil ve çoğul esas itibariyle linguistik, yani dille ilgili bir ayrımdır. En basit olarak hani farkı ne diye düşünecek olursanız şunu aklınıza getirebilirsiniz. Tekil, tanım olarak tekilin tanımı nedir? Tekil, daha önce müfredi tanımlarken söylemiştim. Lafzın parçalarından birinin diğer parçalardan ayrı bir anlama işaret etmediği lafız tekil lafızdır. Yani insan lafzı 5 harften oluşur değil mi? İ, N, S, A, N. İ harfi diğerlerinin işaret ettiği ve İ harfi insanın işaret ettiği anlamdan başka bir şey işaret ediyor mu? Etmiyor. Kendi başına bir anlamı yok. Bu yüzden tekildir bu. Tektir yani. Ama diyelim ki taş atan lafzı, ramil hicara. Lafzı da taş ve atan toplamda bir anlama işaret ediyor. Ama
ayrı ayrı alındıklarında farklı anlamlara işaret ediyorlar. Bu da bileşik lafız. Müfret, mürekkep lafız. Müfret laf, mürekkebi söyledim. Şimdi müfret lafızla tümel lafzın farkı da tümel lafzın tikellerine yüklenmeyle ilgili olması, müfret lafzın ise bizatihi lafzın parçalarıyla ilgili bir tanım olması, müfretliğin yani tekilliğin. Çoğulluk ise arkadaşlar, bir efendime söyleyeyim, tekilin karşısındaki çoğul anlama gelince bu tamamen ekle ilgili bir şeydir. Yani lar eklersiniz, es eklersiniz, elif nun, elif te eklersiniz. O lafız çoğul olur. Yani linguistik bir şey. Ne dedik başka? Tekil, çoğul, efendime söyleyeyim, parça, bütün, genel, özel. Genellik, özellikle arkadaşlar, farkı şunu söyleyebiliriz. Esasında tümel daima tikele göre geneldir. Tikel de tümele göre özeldir. Fakat tümel genel demek değildir. Niçin? Çünkü genel olan şey, tümelin bir özelliği şu, tikellerinde eşit olarak bulunur. Genelde böyle bir şart yok. Genellikte. Yani bu yüzden, yani umumla bir şeyin umumi olması ile külli olması arasındaki en kritik fark, umuminin tikellerinde farklı derecelerde bulunabilmesi. Fakat tümelin tikellerinde hep aynı şekilde. Yani senin insanlığın benden daha az değil. İnsanlık azalıp çoğalmaz, eksilip efendime söyleyeyim artmaz. Öncelik sonralık olmaz. Fakat umum özelliklerde yani... Hocam, mesela orada bir şey sormak istiyorum. Yani insan olmayı düşünmeyle özdeşleştirdik ya, hayvanlıktan öteki... Tanım itibariyle olmaz. Yani ama düşünme kabiliyetiyle düşünmenin fiiliyata geçişi farklı olur. İşte bil fiillik açısından yetkinlik dereceleri olabilir. İnsanda yani. Fakat tabii. Fakat insan tanım itibariyle herkes eşittir. Herkes insanlık anlamında eşittir. Bu çok önemli bir şey. Klasik felsefenin yine önü. Yani özlerde artma ve eksilme olmaz. O özün tahakkuku ve bil fiilliği ameller, eylemler vesaire itisi itibariyle daha yetkin olabilir. Fakat burada esas olan o eylemleri ortaya çıkartan kabiliyetteki eşitliktir. Herkes o kabiliyete eşit olarak sahip olduğu için eşit olarak insandır. Bu kadar. Bunları daha ayrıntılı biçimde arkadaşlar mantık kitaplarından okuyabilirsiniz. Size tavsiye ettiğim bir mantık kitabı vardı. Oradan takip edebilirsiniz. Sair vakitlerde çeşitli vesilelerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalınız efendim. Teşekkür ederim.